Yaşayan birçok topluluk daha ilkel çağ yaşarken insanların beynine kilitler vurulup kadınlar cinsel obje olarak görülüp itilip kakılırken sırf cinsiyeti kız olduğu için yeni doğmuş bebekler toprağa diri diri gömülürken Türk kadını her alanda söz sahibiydi. Milattan önce 3000'li yıllarda kadına kurultaylarda, meclislerde, toylarda söz hakkı vererek kadınların siyasi, içtimai ve askeri alanlarda söz sahibi olmasını sağlayan Türk ahlakı, yüzyıllar öncesinden bugünlere kadar kadının baş tacı edilmesine vesile olmuştur. Türk milletini içine girmiş olduğu sıkıntılı dönemlerden çekip çıkaran Mustafa Kemal Atatürk, Türk kültüründen uzaklaştırılmak istenen milletimiz indinde kadının itibar kaybetmesine ve öz kültürümüzün aksine her alanda önünün kesilmesine son vermiş, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." diyerek de Türk kadınını hak ettiği konuma taşımıştır. Bizler, kadının dünyanın hiçbir yerinde farklı bir muameleye tutulmaması için her konuda olduğu gibi bu konudaki cahillikle de mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi insanların, özellikle de kadınların hakları her türlü siyasi kaygıdan önde gelir. İnsanlığın değeri kutsaldır ve kutsal olan hiçbir şey siyasete alet edilmemelidir. Biz de Mustafa Kemal Üniversitesi Konsey Başkanlığı olarak bayan arkadaşlarımıza diyoruz ki biz sizi bir gün değil her gün seviyoruz. Teşekkür ederim.